çalayım ben. Oo, aman Allah'ım, tırpınan kelam, siz miydiniz gelen? Hoş geldiniz, şefalar getirdiniz. Suval Hanım, hoş geldiniz. Fatih'in fedaisi, Kumru'nun babası Kara Murat. Aa, kickboksçu. Evet, kickboksçu. Evet. Kara Murat beyefendi, evet, tişörtte. Yeah, 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 evet. Oh yeah. Sakin evet. Olalım, henüz ortada bir şey olmadan. Merhaba Kumru, merhaba Melek Hanımcığım, merhaba. Kumru'nun annesi. Aa, Kara Murat'ın eşi. Evet, evet, evet. Evet, evet efendim. Evet, geçelim mi içeri efendim? Buyurun. Şu mudur, doğru mu yaptık? Evet, kickboksun selamı. Evet efendim, evet. Aleyküm selam, geçelim biz şöyle. Merhaba, ben Kumru, 32 yaşındayım, 11 yıllık evliyim, 3 çocuk annesiyim. Merhaba, ben Melek, 55 yaşındayım. Sivas kızıyım, Erzincanlara evliyim. 38 senedir evliyim. 3 oğlum var, 2 gelinim, 1 oğlum bekar, 4 tane torunum var. Sinirliyim. Üstüme geldikleri zaman yani bilmiyorum. Ya bir anlık parlıyor. Sonra gülgül aslanlık oluyor. Yani bir anlık parlıyor. Öyle kin gütmesi yok. Ya bugün benim işim var. Çağırdı. Ben gitmedim. Hemen küser. Ama her zaman bir iş var zaten. Mecbur geliyor. Dayanamıyor zaten. Ya bir de ikizler var ya. En çok da çocuklar dayanamıyorum. Çok bunalıyor yani. 2 ayda bir geliyor. 3 gün geliyor. 3. gün daha direkt sabahtan kaçıyor, hemen gidiyor evine geri. Dayanamıyor işte. Tam bir anne kuzusu benim eşimde. Ama bana geldiği zaman annemi diyor bunalttın diyor, kadın diyor çok sıkıldı diyor. Biraz gitsin hava alsın diyor. Ben çocuklar görünce mutlu oluyorum. Mesela şeker hastasıyım ya. Hani onları görünce bana moral veriyorlar da işte biraz sıkılıyorum yani. Temizliği her şeyi ben yapayım, sen çocuklarına bak diyor. O kadar çok seviyor. Dayanamıyor. Ya oluyor, onun da gönlü oluyor, benim de gönlüm oluyor. Ne olacak şu 2 günlük dünyada, ne onun kalbi kırılsın ne benim. Ha eşim yıllardır çalıştı, ne oldu ki? Onun için yani şimdi daha şey bakıyorum dünyaya yani. Gerek yok kalp kırmaya yani, onun için. 4 sene oldu eşim vefat edeli. Yahu çok çalıştı, emekli oldu, 3 ay sonra vefat etti. Emeğini yemedi. O maaşını alıp giderken diyorum, bu senin hakkındı, benim hakkım değildi ama. Yapacak bir şey yok.